tezgahlı ekmek kebabının tadımı için ilk kayınvalidem Songül Sultan alıyor. Bayramlıklarını giymişsin. Çok bayramlaşmaya geldik. Eli teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı olsun. Hepinizin adını öpüyorum. Ekran başında da seni izleyenler var küçüklerimiz adına. Evet. Afiyet olsun şekerim. Kıymasını güzel kavurmuş, tane tane düşmüş. Güzel olmuş kıymanın ama biraz sanki hafif geçmiş gibi. Hamur da hafif... Senin tabirinle o geçmiş gibi fazla kavurmuş. Evet, fazla kavurmuş. Ekmeği de biraz kalın olmuş. Kavurması falan güzel yani, tadı iç harcı güzel olmuş. İçinde patlıcan da var geldi. Evet, patlıcan. Şurada ben arada gördüm. Biberleri falan pişmiş, patlıcanlar tam ölmüş. Ekmeği? Ekmeği kalın olmuş. Kalın olmuş. Evet, biraz tamam. Kalın olmuş o ekmeği. Kesemedin, o yüzden O yüzden sert düşmüş biraz ekmeği. Tamam. Evet, ilk tabağımızın yorumu bu. Bakalım ikiye ne diyeceksin? Bunun ekmeği diğerine göre daha bir kalın olmuş, daha bir kabarmış. Ortası sırf ekmek, hamuru yani sanki... mayalı ya, kötü bir şey mi kabarması? Ya kötü bir şey değil, güzel kabarmış ama hani hamuru acaba biraz daha mı az kullansalardı bu kadar kabarmaz mı diye düşünüyorum. İç harcı fena değil, güzel olmuş ama sanki şununki daha bir kavrulmuş, tane tane olmuş gibime geldi. Ama ona da çok geçmiş dedim. Evet, ona da çok geçmiş dedim, bilmiyorum. Bir mi güzel, iki mi? Bir mi güzel, iki mi güzel? İkiye bakarsan biri daha çok beğendim. Hani ekmek konusunda olsun. Bu şeyler de falan tam kavrulmuş. Bunda sanki biberler biraz diri kalmış gibi. Hafif. Anladım. Ama şu daha şey hoşuma gitti. Ekmeği ikiden. Fazla evet. Kabarmış. Hı-hı. Tamam. İç harcını da işte. Evet, sanki tam böyle şey gibi. Yarım kavurursun bırakırsın ya. Öyle olmuş. Hani bunu fazla geçirmişler. Bunu da tam yarım kavurmuşlar. Geçtik üçüncü tabağa. Evet. İlk kayınvalidem, ilk tadımlarımız, bakalım puanların nasıl olacak? Ekmeği de sanki altı falan hiç pişmemiş, ortası pişmemiş, bembeyaz gibi duruyor Nursel Hanım. Kıyması da şey gibi, biberleri daha dirk diğerlerine göre. Diri. Evet. Diri, dirk yani bize dirk derler ya. Evet. Çok tatlı, çok şişen, çok tatlı. Patlıcanlar da pişmiş zaten hani belli piştiği. Ama ekmeği sanki hiç pişmemiş gibi. Mesela şunlar güzel tam kabarmış, ekmekleri kıpkırmızı olmuş. Ama bu bembeyaz. İç harcı da fena değil değil. Sana da yemek beğendirmek zor. Antepli olunca biraz evet, öyle evet, oluyor tatlısın. Yani. Evet, tatlısın. Damak tadı o kadar şey ki yukarıda evet. Ki. Bunu da çok beğenmedim. Son tabağım inşallah seni memnun eder. İnşallah. Kıymalar tane tane olmamış gibime geliyor. Biberler bu mesela daha bitirik. Daha hiç pişmemiş gibi duruyor. En sonunda üstüne serpiler hafif bir dakika karıştırıp bırakırmış gibi kalmış biberler. Kıyması da istediğim gibi evet, istediğim gibi kavrulmamış. Bir de evet bunun ekmeği de şuna göre gene biraz fena değil. Buna göre fena değil. Evet. O çok beyaz. Bu biraz hafif pembeleşmiş. Ama o da mı beyaz? Bu da beyaz. Ha. Mesela ikinci tabağın hamuru da bayağı bir güzel kızarmıştı. Bunun içi hamur gibi ekmeğin içi. Ekmek işini becerememişler bugün ha? Aynen öyle, öyle olmuş. Öyle mi diyorsun? Yani kıymalarda biraz tamam. Bir şey diyemiyorum ama ekmekler olmamış. Anladım. Hazır mısın puanlamaya? İkinci tabağa 4 veriyorum. İkinci tabak 4 puan. Evet. Üçüncü tabak 1 veriyorum. Üçüncü tabak 1 puan. Birinci tabağa 5 veriyorum. Birinci tabak 5 puan. Dördüncü tabak 3 vereyim ona da. Dördüncü tabakta 3 puan.
falan iyi dağıtıyorum valla. Sen cuma, evet, pazartesi biraz kolaya kaçıyorsun. Puan dağıtmak o çünkü. Öyle mi? Yüksek bulayım da gelinime yüksek vereyim de kaçırmayayım da ne olursa olsun diyorsun. Ya bir de ya, çıkarsa? Yapacak bir şey yok ona da hani. Öbürlerine dağıttın dağıttın. Geline bir kaldırsa ona da ya, çok şaşırmayayım. Orada sıkıntı var işte. Evet. Tut bakalım. Ama bu bizimkine hiç benzemiyor. Benzemiyor. Seninki olamaz diyorsun. Kayınvalidem dördüncü tabağa üç verdi. Tabiri caizse gerçekten puan dağıttı. Bakalım üç puan kime gitti? Songül Sultan'dan üç puan aldı bu tabak. Aç da öğrenelim kimmiş. Açalım mı? Tabii aç. Ay aç, korkuyorum valla. Açayım. Bugün korkaksın evet. Gözde. Neden üç? Gözde bu arada hoş geldin diyeyim ben. Teşekkür sana. Teşekkür ederim. Artık ne diyeyim? Bir an önce tekrar gider misin diyeyim, ne diyeyim? Oo. Geldi. Neden? Neden üç dersen, ben senin ekmeği beğenmedim. Çok beyaz kalmış dedim. Niye bir vermedin anne? Teşekkür ederim. Biri. Madem hiç ya pişmemiş. Ya hadi kıyması biraz. Sena Nur'a ya verdi yine acaba biri? Cuma, olabilir. Cuma gününde aynı şekilde yaptın. Puanları dağıttın. Final gül diye düşünmedin. Ya sen yani anne yani anlamıyorum seni. Puanları dağıttın diyerekten ben haksız yere vermek istemiyorum. Ya bizimle birlikte herkes kullanmak istiyorum Sena. Sen de güzel yap, güzel al. Yani biri olabilirse yapacağım bir şey yoktur. Ne diyeyim yani. Ya ondan bir sonra... bir gün de şöyle düşün de ki benim gelinim tabağı bu evet. 5-1-1-1 ver yani. Tamam yarın öyle yaparım. 5-1-1-1 veririm. Bir alırsan da hiç şaşırmam yani. Yok şaşırmam yani. Derim ki hadi ilk başta dağıttı. Ondan sonra 5-1-1 verdi. Tamam anne. Derim ve susarım yani. Güve çok zor bulunması. Benim kayınvaliden bile kolay kolay 5-1-1 yapamıyor. Ya şimdi ya şöyle en eski olarak ya bir de şimdi de hani ağız tadımı mesela senin tabağın da hani olabilir. Bir onun tabağı da olabilir bir. Ağız tadımı hangisi güzel geldiyse ona verdim. Ya bana ya beş gelinle bir verdiyse. Etinden de şey mi anlamıyor Damla'ya yani? Damla'ya da vermiş olabilirim. Güveçte beş etinden de mi olabilir? Siz beni bulursunuz Sena'ya da vermiş ya olabilirim, sana da vermiş olabilirim. Niyeyse. Ya hiç. Yani yapacak bir şey i̇şte yok. İşte o artık puanlamayı düşür anne. Düşür. Ama Sena diyor ki beni bul diğerlerine bir var. Yarın ya biri yap, bana da ver. Ben yarın ver yapacağım.